Uzay araştırmaları tarihinde Güneş'e en çok yaklaşan, Parker Solar Probe adlı uzay aracının, bu süreçte kaydettiği ilk görüntüler geldi. 5 gün boyunca kayıt yapan uzay aracı, Güneş'e en yakın konumundayken, komşu gezegenleri ve Samanyolu galaksisinin, merkezine giden yolu görüntülemeyi başardı. NASA, 3 yıl önce Parker Solar Probe isimli uzay aracını, Güneş'in yörüngesine yollamıştı. Uzay araştırmaları tarihinin en önemli görevlerinden birinde yer alan Parker Solar Probe, aynı zamanda Güneş'e en fazla yaklaşan, insan yapımı araç olmayı başardı. Özellikle bilim insanlarının, Güneş'i daha net inceleyebilmesi için fırsat sunan bu görev, yıldız bilimi için son derece büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz aylarda ise, Parker Solar Probe ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama gelmişti. Uzay aracının, Güneş'in taç küresinin içinden geçtiğini açıklayan NASA, şimdi de yıldız ile gerçekleşen bu temas sırasında, elde edilen görüntüleri yayınladı. 8 ve 12 Ağustos tarihleri arasında kaydedilen bu görüntüler, uzay aracının Güneş'e en yakın noktaya geldiği, 9. seferden elde edildi. Saniyede 147 km hızla ilerleyen Parker Solar Probe, 5 gün boyunca yaptığı kayıtlardan, bu görüntüleri elde etmeyi başardı. 5 günlük görüntülerin hızlı olarak montajlandığı videonun, sol alt köşesinde kayıtların tarih ve saatini görmek mümkün. Ekranın önünden devamlı olarak Güneş'ten yayılan plazma dalgaları görülüyorken, aynı zamanda Güneş sisteminin gezegenlerini ve Samanyolu galaksisinin merkezini de görmek mümkün. Bu görüntülerde gözlemlenen gezegenler ve Samanyolu galaksisine dair NASA'dan bir açıklama gelmese de, Grant Tremblay adlı bir astrofizikçi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla detaylı bilgiler verdi. Görseller üzerinden galaksileri isimlendiren Tremblay, Mars, Merkür, Venüs, Dünya, Jüpiter ve Satürn'ün hangi karelerde yer aldığını açıkladı.